ikam <laughs> herkese selamlar 18 Nisan 2024 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Sizlere öncelikle gönderdiğiniz beğenilerden dolayı çok teşekkürler. Bu videoda bir adet de ideal kombine vereceğim. Sizlere ideal kupon olaraktan da yine aynı şekilde beğenileri bekliyoruz. Beğeniler gerçekten bizler için önemli. Youtube önemli. Aga videoların daha çok önerilmesi, izlenmesi vesaire bizler için gerçekten önemli. Değer veren kuponu da verdim sizlere. Emek var burada. 10-15 saniye ayırıp beğeni ve yorum bırakırsanız çok teşekkürler. İsterseniz direkt başlayalım bir adet maç skoru yarışmamız var. Ve bilen iki kişiyi gruplarımıza misafir edelim. Fenerbahçe ile Olympiakos ilk mücadele 3-2 yenildik. Varını aldık. 2.5 üstünde 1 aldık. Hatta maç sonu 1 ve KG varını 3 küsur orandan değerlendirdik. Güzel orandan kazandık. Yine aynı şekilde yüksek oranların var. Sizlerden ricam maç skoru yarışmanı yapıyoruz. Yorumlara yazmanızdır. Bilen iki kişiyi de gruplarımıza misafir edelim. Her türlü soru görüş öneri, gruplara gelmek isteyenler vesaire bütün iletişim TG adresimiz Instagram Kangal ve hesabıdır. Her türlü soru görüşmeleri için benimle buradan iletişime geçebilirsiniz diyerekten de devam edelim. Mistimiz vardı dün. Mistimiz ne oldu ona bakalım. Dün tek bir misti vardı. Alanya Spor'un Galatasaray mücadelesinde. Stattan canlı yaptık. Birazdan bahsedeceğim. Galatasaray'ın atıcı 2 goldü. 1.32 yasal oranı vardı. 1.40 da Avrupa oranı vardı. 4.000 misli önerdim. Aga ben zaten bu gruba gelecekler şöyle söylüyorum. 500 TL üstünde oynuyorsanız kasanız sağlamsa yüksek misli grubunda gelebilirsiniz. 253 kişinin olduğu bir gruptur. Burada misli bahisler günün en güvenilir tercihleri misli olaraktan da profesyonelce kasa yönetimi yapılaraktan da devam ediyor. Günün ideali vardı dünden. Galatasaray mücadelesinde 2.5 üst almıştım idealden. Chelsea mücadelesinde KG var olarak değerlendirdim. Chelsea Beton'un attığı bir gol var. İptal oldu. 2 tane de net kaçırdı Beto özellikle. Yani kaleci karşında vuramadı. Vade bit var olmadı. 6-0 bitti mücadele. Yani üst desen mücadele 1-1 biterdi. Öyle bir karşılaşmaydı. NBA vardı. Bugün de NBA ve EuroLeague'in play-in mücadeleleri var. play ve play-in maçları var. Onları değerlendirdik. İdeal kombinemiz olacak. NBA'yi zaten devam ettik. Bugün de hem Euroleague olarak değerlendirdik. Hem de NBA olarak da gruplarımızda kuponlarımız paylaşıldı. Canlı olarak gruplarımızda zaten izlemiş olduğumuz maçlara canlı olarak da canlı oynuyorsanız ve değerlendiriyorsanız gruplarımıza zaten gelebilirsiniz. Ha buna gelemediniz. Herkes açık Telegram grubumuz var. Açıklama ve yorumlar kısmında ona mutlaka katılın. Burası da ücretsiz Telegram grubudur. Hatta dün oraya da stat'tan canlı yaptık. Ve tek bir stat'tan değil iki stat'tan canlı yaptık. Şöyle gösterelim. Kangal tip her yerde. Fenerbahçe'de eczacı Başının maçı vardı. Voleybol mücadelesi. İstanbul'dan bir yandan ona gitmişken bir yandan da Alanya'da Alanyaspor Galatasaray mücadelesine gittik. Her iki stattan da canlı yaptık sizlere. Canlı olarak kazanç sağlamaya devam et Sağlatmaya çalıştık diyelim. Kalemim düştü bir saniye. Aldım kalemi. Devam edelim. İlk canlımız mesela ikinci set 45.5 6 olarak değerlendirdik voleybol mücadelesini. Starttan atmosfer, oyuncular sahaya çıktı, sınmaları gören görüntüler derken bir de bir oldu maga. Devam. İkinci canlımız Fenerbahçe evzacı başı 3. set 45.5 üst olarak 1.59 gibi orandan aldık. Ondan sonra Galatasaray mücadelesinde ilk yarı gol aldık. Galatasaray golü iptal oldu. Gol verilmedi. Fenerbahçe canlısı geldi. Galatasaray direkt falan derken ilk gol Galatasaray'ı aldım. Starttan 1.48. Gol geldi. Şöyle ilk gol Galatasaray'dan geldi. Barış Alper çok güzel attı. Dedim ki ikinci gol de Galatasaray'dan alalım dedim aynı şekilde. 1.48 gibi orandan. GS kaçana o da geldi aga. İkinci gol GS'ye geldi. Ondan sonra dedim ki deplasman 2.5 üst değerlendirdim. 1.48 gibi orandan oley oley startta şeklinde. O da geldi. Bu şekilde canlılar yapmaya devam ediyoruz. İsterseniz başlayalım. Sizlerden ricamız beğeni yorum destekleridir. Hemen 10 saniyede artı 500 üzerinde beğeni gelirse kuponlarımız devam edecektir. Fiorentina ile Victoria Pilsen mücadelesi. İlk mücadele e, Victoria Pilsen'in evindeydi. Mücadele beraberlikle bitti. 0-0 gibi. Maçı izledim. Hatta erken seyahat maçıydı sanırım. Bir 60-70 dakikasını izledim. Hatta canlı da aldık. Fiorentina o maçta gol atamadı Aga ama çok etkildi. Şimdi bu mücadele son Genoa mücadelesine de Fiorentina Nico Gonzalez'i e, yedek başlatmış. Ufaktan bir rotasyona gitmiş Fiorentina. Bu maçı önemsediğini gösteriyor zaten. Ben burada Fiorentina tarafındayım. Fiorentina'nın kendi evinde atacağı 2 golü idealden değerlendirdim. Ev sahibi 1.5 üstü oranı 1.42 bandında ideal bir oranı var. Fiorentina'nın ben bu mücadeleyi hızlı başlamasını da bekliyorum. Bu arada hızlı başlangıçla birlikte ilk yarıdan da Fiorentina galibiyeti yüksek oranı olarak da değerlendirebilir. İlk yarı Fiorentina galibiyeti de 1.73 bandında 1.76 bandında bir oranı var. Bu da yüksek oranlı tercihimdir. Fiorentina'nın iki golünü bekliyorum. Ayrıca ilk yarıdan da Fiorentina'nın maçı önde kapatmasını bekliyorum. İkinci mücadelemiz Fenerbahçe ile Olympiakos. Maç skorunu sizlere sorduklu olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi ilk, ilk, mücadelede bir kadroda bir sıkıntılar oldu bence. Fred ve İsmail orta sahanın iki dinamik ismi. Ya yani onlar dakika 60'tan sonra girince oyun ne kadar fark etti. Dün de aynı şekilde Ziye oyuna girince oyun çok fark etti. Galatasaray mücadelesinde. Ne alaka diye sormayın aklıma geldi. Fenerbahçe'de burada ya yani galibiyeti oynayacaktır Kadıköy'de. Bence Fenerbahçe burada galipte gelecektir. Ben burada sadece Fenerbahçe'nin düz galibiyetine gittim. Maç sonu biri eden sizlere öneririm. Fenerbahçe kazanacaktır. Benim skor beklentim sizlerin de yorum yazabilirsiniz. Kendi skor beklentinizi. Yarışma, amaç, yarışma var zaten bu skorda bu maçta. E, 2-1 Fenerbahçe galibiyeti. Maç sonu bir idealimdir. Mücadelenin uzamasını bekliyorum 2-1 skorla. 2.5 üstünde bir yaparsanız da oranı 1.91 bandına kadar da çıkartabilirsiniz. Olympiakos'tan da gol bekliyorum ama Fenerbahçe burada 2-1 skorla mücadeleyi bence uzatacak gibi geliyor. Uzatmalarda da atlarsa turu çok güzel olur. Ben Fenerbahçe tar tarafındayım. Marsilya ile Benfica mücadelesi ilk mücadele, ya bu arada Marsilya son maçlarda hep mağlubiyet oldu. Ekranda gördüğünüz üzere son 5 maçında da mağlup olan bir Marsilya var. Son Benfica mücadelesinde gayet de iyi bir oyun sergiledi. Mücadele 2-1 Benfica kazandı. Dengeli bir mücadele vardı. Her iki takım da pozisyonlara girdi. Şimdi özellikle bu maçta Marsilya bastıracaktır. Benfica da geçiş oynayacaktır. Uzun top oynayacaktır. Sağdan sola uzun toplar deneyeceklerdir. Bu maçın ben güzel geçmesini ve gollü geçmesini bekliyorum Aga. Çünkü maçıyla burada gerekli riskleri alacaktır. Yani kaliteli. Aubameyang o maçta çok güzel bir gol attı bu arada. Güzel maç olacağını düşünerekten de ideal kombinemin ilk mücadelesi olarak değerlendirdim. Karşılıklı atılacak goller benim burada tek ideal tercihimdir. Her iki takımdan da atılacak golleri ben bekliyorum Aga. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. KG var olarak değerlendirdim. Atalanta ile Liverpool. Aga bak tek bir şey söyleyeceğim. Bu maçı maç önü kuponlarına koymayın. Ne zaman koyayım biliyor musun? Kadrolar açıklanır. Salah, Nunez, Diaz gibi isimler Liverpool'da burada 11 çıkarsa o zaman ben Liverpool tarafına doğrudan Mason 2'yi alırım. Ama olur da tekrardan bir rotasyon yaparsa ilk maçtaki rotasyon yaptı. Öyle mağlup oldu ki Atalanta'da çok iyi oynadı. Ama dediğim gibi burada Liverpool tarafı ideal kadro çıkarsa Salah, Diaz, Muniz gibi isimler, McAllister, Sobozlay gibi isimler ideal 11'ini çıkartırsa bir de ortaya Endo diyelim biz. Çıkartırsa Mason 2'yi alırım ama yok saçma isimler çıkartırsa yedek Salah falan yedek olursa ben burada maça ellemem. Dediğim gibi bu maçı alacaksanız maç önü almayın. Kadrolar açıklanır. Kadroya bakarsınız. Ona göre bir Liverpool galibiyeti değerlendirebilirsiniz. Bu arada Liverpool 3 tane fark atamaz gibi geliyor bana. Ben turu Atalanta geçeceğini düşünüyorum. Zaten turu geçerin oranı yok. E, Liverpool ama mücadeleyi 90 dakika sonuca kazanır gibi geliyor bana. Diğer mücadele West Ham ile Bayer Leverkusen mücadelesi. İdeal kombinemizin ikinci mücadelesi. İyi dinleyin. Kuponun son maçı. Leverkusen aga şampiyon oldu mu? 5-0 artık. Yani 5. E, golden sonra dakika 89'a geldi. Hakem maçı direkt bitirmek zorunda kaldı. Herkes sahaya giriyor. 4'ü attı yine sahaya girdiler. Çıkardılar bu sefer. 5'e attı bu sefer durduramadılar. Hakem maçı bitirdi. Maçın özetini mutlaka izleyin. İlk mücadele West Ham kendi yarı sahasından aga çıkamadı. Vallahi de billahi de ben bu kadar olacağını beklemiyordum. Ama o kadar oldu. Yani West Ham çıkamadı. Kendi yarı sahasından 9 kişi 10 kişi savunma yaptılar aga. Öyle bir mücadeleydi. Şimdi Level Kuzen şampiyon oldu. Şampiyonluk seremonisini veya maç sonu röportajlarını dinledim. Bu yılı 3 kupayla bitirmek istiyor Aga adamlar. O yüzden bu maçı önemseyeceklerdir ve ilk mücadeleyi 2-0 zaten kazandılar. Avantaj Lebel Kuzen tarafından. Şimdi şampiyonluğun rehaveti olur mu? Bunu düşünmek istiyorum ben. Şey aklına geliyor. Hani Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe maçına çıktı. O zamanlarda askerdeydim bu arada. <laughs> Askerde radyodan takip ediyorduk maçı. Oliveira falan sarhoş çıkmış. Biliyorsunuz herkes alkollü kutlama yapmışlar. Fakat aga Alman disiplini diye bir şey var. O yüzden karıştırmıyorum o muhabbetleri. Ben burada Leverkusen Kuzen tarafındayım. Ama Leverkusen'in Kuzen nasıl tarafındayım? diğer seçeneğinde veya kim kazanır seçeneğinde bulunan deplasman yarı kazanır seçeneğini sizlere idealden öğreniyorum. Bir bir gibi orandan ideal kombineme koydum. Ben burada Level Kuzen'in kendi disiplininden kopmayaraktan da 3 kupa hedefi diyerekten de bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. İdeal kombineme de koydum aga. Son karşılaşmam Romayla Milan mücadelesi. İlk mücadeleyi 90 dakika izledim. Zaten TV'de verilen maç Roma mücadelesi sanırım. Roma iyi oynadı Aga. Gerçekten. Özellikle ikinci yarı Milan e, bastırsa da bir tane penaltı beklentisi vardı. Verilmedi. Bence penaltı adamın eline değiyor. Birçok Cirut'un kaçırmış olduğu pozisyon var. Altı pastan yani üst direğe vuruyor. Maşallah. Ya bu sezon adam prime Cirut derken kaçırdı yani. Öyle söyleyeyim. Muazzam bir pozisyon kaçırdı. Ben burada Aga etliye sütliye bulaşmıyorum. Tek tercih yüksek olan mücadele genelinde 2-3 gol aralığında 1.78 gibi bir bandına bir oranı var. Tek tercih mücadele, e, mücadelenin 2-3 gol ayarında kalması. Değerlendirecekler bu yönde değerlendirme yapabilirler. Benim tek önerim burada 2-3 gol tercihidir. Şimdi ideal kombinemiz vardı. Beğeni ve yorum destekleri geldiyse ideal kombinemiz de ekrana gelsin. İdeal kombinemiz burada Level Kuzen'in bir yarayı kazanır. 1.41 gibi orandan değerlendirdim. Marti ile Benfica mücadelesine de karşılıklı atılacak golleri değerlendirdim. Ben burada Marsilya'nın da Benfica'nın da güzel oyunlarını düşünerekten de. Bu arada Benfica'nın Tunus maçı vardı deplasmanda hatırlayın önceki turda. Çok güzel tempolu maçtı ama goller gelmemişti o maçta. Bu maçta umarım goller gelir. Maçın beklentisi de 2-2 bu arada. Level Kuzen maçının beklentisi de 2-1 Level Kuzen galibiyeti. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.